Merhaba arkadaşlar, Tahzeni Dünya kanalına hoş geldiniz. Yeni yayınladığımız hikayelerden haberdar olmanız için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda bildirmeniz kanalımızın gelişip büyümesi açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. İnsanoğlu nefsine yenik düşmekte asla akıllanmıyor. Nefis öyle kandırıyor ki hemen her konuda insanı, bazı durumlarda içinden çıkılamayacak kadar zora sokabiliyor. Öncelikle herkese merhaba, ben Hülya, Nevşehirliyim. Merkeze bağlı bir köyden ama doğma büyüme hep İstanbul'dayız. Babam çalışıyor, annem ev işleriyle meşgul. Biz de okuyoruz. Hep sebepler aynı değil mi? Ne yapalım, bizim de durumumuz bu. Herkes gibi bazı sebeplerden dolayı memleketimizden ayrıyız. Halimizden şikayetçi miyiz diye sorsanız asla şikayetçi değiliz. Çünkü memleketle bağlantımızı koparmadık bugüne kadar. Çünkü seviyoruz. Hem mega kenti hem köy yerini. Hani giriş kısmında meraktan bahsettim ya. Bizim de kuzenlerle merakımız yüzünden az kalsın altından kalkamayacağımız bir sonuçla karşı karşıya kalacaktık. Neyse, yavaştan hikayeye başlayayım. Yaz tatili gelmişti nihayet. Bu arada lise 3. sınıf öğrencisiyim. Tatili sabırsızlıkla bekliyorduk. Köye gidecektik çünkü. Aslında koronaydı, kardı, kıştı falan derken bayağı tatil yapıyoruz. Ama bu yaz tatili bambaşka oluyor. Çünkü babamın da iznini bizim yaz tatiline denk getirip köye giderdik hep birlikte. Çok güzel vakit geçirirdik. Yine böyle yaz tatiline gidecektik köye. Yaz tatili başlamıştı. Babamın da iznini ayarlamasıyla artık gidiyorduk köye. Köyde kullanabileceğimiz eşyaları, kıyafetleri falan koyduk arabaya. Kahvaltıdan sonra Bismillah dedik çıktık yola. Malum biraz uzak Nevşehir ile İstanbul arası. Arabayla hemen hemen 8-10 saat sürüyor. Yolda tatilimizin çok güzel geçmesi için dua ediyorduk. Çünkü köyde geçirdiğimiz en ufak boş vakit olmamalıydı. Böyle düşünüyorduk. Sohbet muhabbet ede ede yolculuğumuzu geçiriyorduk. Arada mola veriyorduk. Derken köye geldik. Evet, yaz havası, mis gibi köy havası. Sağ salim geldiğimiz için çok sevinçli bir haldeydik. Köyde ebe dedemizi göreceğimizden, kuzenlerimi, teyzemizi göreceğimizden sevinçliydik. Köyde girdiğimizde garip bir burukluk kapladı içimizi. Ama bu burukluk tertemiz havaya ciğerlerimize çekinceye kadar anca sürdü. Ağır ağır ilerlerken dedemlerin evine yaklaşıyorduk. Bir yandan ilerliyoruz, bir yandan da cam açık bizi görenlerle el sallaşıyoruz. Hepsi hoş geldiniz der gibi gülümseyerek bakıyorlardı bize. Tam köşeye dönünce baktık ki dedem evin kapısında bizi bekliyormuş. Artık durduk kapıda. Dedem hoş geldiniz falan dedi. Hepimizle kucaklaştı. Babaannem de içeriden çıktı geldi. Onunla da kucaklaştık. Öptü, sarıldı bize. Sonra eşyaları arabadan indirmeye başladık. Hepimiz ellerimizde eşyaları paylaşarak eve doğru yürümeye başladık. Babaannem çoktan hazırlanmış kalacağımız yere. Eşyaları koyduk güzelce, yerleştik. Sonra biraz dinlendik. Sohbet, muhabbet. Daha sonra yemek hazırlamaya başladı annemler. Ben de biraz dışarıya bakıyordum. Sonra arkadaşları gördüm. Sonra görüşürüz anlamında işaretleştik. Daha sonra annemin çağırmasıyla hepimiz yemeğe oturduk. Köy malzemeleriyle yapılmış yemek. Nasıl güzel, mis gibi. Kokusu ayrı, kendi ayrı güzel. Yemeğimizi de yedikten sonra çayımızı aşağıda, bahçede içtik. Yine muhabbet koyu. Saat de geç olunca artık yatmaya karar verdik. Ertesi gün arkadaşlarımla buluştum. Kuzenlerim de gelmişti. Hepsiyle hasret giderdik. Gezdik, tozduk. Ben İstanbul'dan, orada neler yaptığından vesaire anlatıyorum. Onlar da köyden, havadan, sudan bahsediyorlardı. Sohbete bahane mi yok? Her telden vardı anlayacağınız. Böyle birkaç gün geçtikten sonra arkadaşlarımla köy içinde gezmeye başladık. Tabii köy ortamı, eski yapıları da gördükçe muhabbet inden cinden edilmeye başlandı. Her gördüğümüz eve onların diyorduk. Bazı terk edilmiş evleri gördükçe oraya girmek yasak falan deyip kendimizi iyice korkutmaya başlamıştık. Sonra arkadaşlarımdan birisi ortaya bir laf attı. Bizim köyden sonraki köyün başladığı yerde terk edilmiş bir ev var diye. Oraya gidelim. Cesaret edersek girelim. Tabii bunu duyunca ben ve diğer arkadaşlarım şöyle bir duraksadık. Olur mu acaba? Başımıza bir şey gelmesin falan dedik. Sonra tabii böyle işin de meraklısıyız ya.
birbirimizi gaza getirerek tamam dedik. Hadi gidelim madem öyle. Bakalım nasıl bir yermiş dedik. Aheste yürüyüşümüzün yerine artık hafif tempolu yürüyüş aldı. 15 dakika falan yürüdük. Biraz da sıcak. Aslında bayağı sıcak biraz dediğime bakmayın. O dedikleri eve gelmeden yol kenarında bir çeşme vardı. Oradan elimizi yüzümüzü yıkadık. Suyumuzu içtik. Tekrar devam ettik yürümeye. 5 dakika daha yürüdük. Evet, karşımızdaydı o dedikleri terk edilmiş ev. Onu görünce bir an sessizlik oldu. Ev gerçekten de biraz tedirgin edici bir görüntüsü vardı. Evin tam önüne geldiğimizde arkadaşlarla girip girmeme konusunda birbirimize baktık. Merakın ve adrenalinin verdiği hislerle girmeye karar verdik. Yavaşça evin kapısını açtık. İçerisi hep toz dumandı. Ben İstanbul'dan getirdiğim küçük kamerayla kayıt yapmak istedim. Yani kayıt derken elimde duracaktı kamera. Sadece bir şey olursa en azından elimizde bir kayıt olur havasıyla elimde kaydı başlatmıştım. Neyse, içeriye girdik. Her yer toz toprak. Bir sürü eşya. Terk edilmişliğin verdiği hava ile gerçekten ürkütücü bir ev. İçi de, dışı da. Her yönünden korkutucu. Derken evin diğer odalarını geçmeye başladık. Abim önden girdi diğer odaya. Ben de arkasından girdim. Kuzenler de arkamızda. Birbirimizden ayrılmadıydık ilk başlarda. Odaya girdiğimizde orada sanki bir ritüel mi desek, bir ayin mi desek bir şeylerin yapıldığı belliydi. Abimler o odayı incelerken benim aklıma diğer odalara bakmak geldi. Elimde kamera ile abilerimden ayrılıp diğer odalara bakmaya geçtim. Aslında yapılmaması gereken bir hatayı yaptım. Zaten bu hatam yüzünden başıma geldi anlatacaklarım. Abimler o odada kaldı. Ben ayrıldım onlardan. Odadan çıkınca sağa sola inceliyordum. Bir yandan da kamerayı tutuyordum. Sonra üst kata çıkan merdiveni gördüm. Ama yukarı çıkıp çıkmama konusunda yine kararsız kaldım. Ama merak işte. Çekiyordu içine. Yavaş yavaş merdivenlerden çıkmaya başladım. Üst katta sağlı sollu ikişer oda vardı. Sağdan birinci odadan başlayayım deyip o odaya girdim. Hem inceliyorum odayı hem de kayıt alıyorum. Odada sanki bir şeyler yapılmış, bir şeyler denenmiş gibi. Bir sürü malzemeler var. Onları inceliyorum. Bazı kağıtlar, bakırdan kaplar falan var. Yarım kalmış bir şeyi andırıyor. Masanın üzerine incelerken birden arkamda birisinin olduğunu hissettim. Ani bir hareketle arkamı döndüm. Ama kimse yok. Abi dedim. Hafifçe seslendim. Şaka yapıyorlarsa diye. Çünkü hiç hoş olmazdı. Ortam gereği. Ses çıkmayınca neyse dedim. Tekrar masanın üzerine bakıyordum. Birkaç kağıt vardı. El yazısıyla yazılmış bir şeyler vardı. Onlara gözüm takıldı. Farklı dilde. Arapça gibi ama okuyamıyorum. Tam onlara dikkat kesildim ki arkamda yine bir şey var gibi hissettim. Bu sefer sanki ensemin dibinde nefes alıyor gibi. Nefesimi tuttum. 1, 2, 3 der gibi bekledim biraz. Sonra döndüm arkamı. Sağa baktım, sola baktım ama yok. Yine kimseler yok. Artık iyice tedirgin olmaya başladım. Kimsenin olmadığını anlayınca yine masaya döndüm. Her tarafımda farklı yazılar, farklı işaretler. Gözüme bir çanta takıldı. Yani çanta derken böyle okul kalemliği gibi bir şey. Ona odaklandım. İçinde acaba ne var diye meraklandım. Tam ona doğru elimi uzatıyordum ki arkamdan omzuma bir el dokundu. Bunu çok çok iyi hissettim ve yanılmam imkansız. Omzuma dokunan eli hissedince çığlık atarak elimden çantayı düşürdüm. Kamera masanın üzerine düştü birden elim boşlayınca. Arkamı döndüm aniden. Çığlık çığlığa, bağıra bağıra. Ama yine kimse yok. Yemin ediyorum burada bir şeyler var ama gözükmüyor bize. Ya da şimdilik de olabilir. Çığlığımı duyan abim ve arkadaşlar, kuzenler hepsi birden yukarı kata geldiler. Ne oldu? Niye bağırdın? Bir yerine bir şey falan mı oldu diye sorular sormaya başladılar. Durun dedim, anlatacağım. O andaki yaşadıklarımı anlattım. Birisi var gibiydi. Arkamı döndüm ama yok. Sonra bir nefes hissettim ensemde. Döndüm yine ama kimseler yok. Aradan çok geçmemişti ki şu çantayı alacakken omzuma bir el dokundu. O yüzden çığlık attım. Baktım sizden birisi falan mı diye ama yine kimse yok. Hadi ilk ikisinde birileri var sandım. En sonuncusu omzuma dokunan el. Onu da mı zannettim?
Onu da mı gördüm sandım? Burada bir şeyler var ama göremiyoruz abi. Çok fazla durmayalım. Gidelim hadi dedim. Abimler de daha gezmediğimiz odaların olduğunu söyleyerek dikkatli olmamı istedi. Son odaları gezelim, ondan sonra gidelim diye omuzlarımdan tuttu. Sonra yanımdan ayrıldılar. Gittiler odalara bakmaya. Ben de bu olanların neden olduğuna, gerçekten bir şeyler mi var yoksa ben mi öyle hissediyorum diye olanları düşünüyordum. Neyse dedim, evin havasından olsa gerek deyip sağa sola bakmaya başladım. Bu olanlara yaşadıktan sonra kamerayı kapattım. Kayıt almayı bıraktım. Ama keşke kaydı kapatmasaydım. Son olanları da kaydederdim ama neyse. Aradan 3-5 dakika geçmişti ki abimler söverek sayarak bağıra bağıra koşmaya başladı. Bana seslendi. Çabuk çıkıyoruz bu evden, çabuk dedi. Ben de artık olanların üstümdeki etkisiyle koşarak aşağı inmeye başladım. Merdivenin henüz 5-6 basamağını inmiştim ki bacağımdan sanki bir şey tuttu. Resmen ayak bileğimi bir el kavradı. Ben düşmeye başladım. Merdivenin sonuna kadar düşe düşe gittim. Can havliyle kalkıp çıktık o evden. Koşarak kendi köyümüze doğru gidiyoruz. Ama kolum nasıl ağrıyor. Korkudan kolumu bile düşünememiştim. Sonra giderken su içtiğimiz çeşmenin yanına durduk. Kolum çok fena bir şekilde sancıyor. Bir yandan onu tutuyorum. Bir yandan da abime soruyorum. Size ne oldu da bağırarak çıktınız odalardan dedim. Emrah, kuzenimiz. Abim Emrah'ın omzumdan silkelediğini fark etmiş. Lan oğlum, az dur 2 dakika. Gideceğiz dedik ya. Hülya gibi sen de başlama demiş. Abim öyle derken Emrah da abimin yanında olmadığını, pencereden o an dışarı baktığını, abimin böyle söylenince abime doğru baktığını ve neden kendi kendine konuştuğunu sormuş. Abim de Emrah'ın pencerenin orada olduğunu anladığı an birden arkasını dönmüş. Dönünce el çekilmiş abimin üzerinden. O an abim Emrah'ın yanında olmadığını da görünce bu şekilde bağıra bağıra kaçtıklarını söyledi. Evet, o evde bir şeyler var ama gerçekten bu yaşadıklarımız bize yeter. Fazlası çok kötü sonuçlar çıkarır. Abim kolumu sordu. Galiba incittim dedim. Merdivenden düştükten sonra oldu. Kırık yok sanırım. Kırılsa böyle duramazdım biliyorum. Galiba zedeledim, incittim. Neyse, artık eve doğru yürümeye başladık aheste aheste. Üstümüzü başımızı temizledik çeşmenin orada. Her tarafımız toz toprak içindeydi çünkü. Sanki savaştan çıktık. Böyle bir anımız var köyde. O gün bugün oldu. Daha o evin oradan zorda kalmadıkça geçmeyiz. Geçsek bile yönümüzü o tarafa, orayı geçinceye kadar dönmeyiz. Orada olanları telaffuz etmek istemiyorum ama cinler olmalı. Evi sahiplenmiş olabilirler. Çünkü yıllardır içinde kimsenin kalmadığı bir ev. Malum böyle yerleri de çok severler. Merakımız ve heyecan arayışımız az kalsın cinlerin oyununa dönecekti. Onların mekanında onları rahatsız ettik biz. Daha kötüsü olmadığı için şükrediyorum şimdi. O omuzlarımıza dokunmalar falan hep bir uyarıymış. Şimdi sakin kafayla daha net anlıyorum. Bizi korkutup kaçırmak, yani mekanı terk etmemiz istenmiş. O an anlamadık. Heyecan ile korku karışık olunca o an hoşlanıyor insan. Ama erkenden çıktıysak gerçekten kurtulduk. Yoksa daha kötü sonuçlar olabileceğini az biraz tahmin edebiliyorum. Size anlatmak istedim. Siz de öyle terk edilmiş yerlere girerken çok dikkatli olun. Uyarı alırsanız hemen dikkate alın. Yoksa bizim yaşadıklarımızdan daha fazlasını yaşayabilirsiniz. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederiz. Tahsin'i Dünya ekibini severek takip ediyorum. Seslendirdiği için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Size de son sözüm, eğer bir gün onların mekanında olduğunuzu anlarsanız çok dikkatli olun. Yoksa işiniz var demektir. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Eğer sizin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Teşekkürler.